Şimdi Megamind sağda, bu solda. Buna Rule of Thumb ya da Rule of 180 deniyor. Yani 180 kuralı ya da parmak kuralı. Onu çeviremem de. Şöyle kamera bir çizgide, yani size göre kamera o tarafta kalmalı. Bunu açıklamamın en kolay yolu, bu karakter buradan sağa bakıyor, bu karakter buradan sola bakıyor. Bunu açıklamamın tek sebebi şöyle bir şey. Diyelim ki bir futbol maçı izliyorsunuz. Kamera da böyle bir oraya bir buraya gidiyor. Yani karşıdan bir karşıdan bir şeye gidiyor. Kalelerin hangisi hangisi karıştırırsınız. Bu kuraldır. Sahnelerin %99'u, yani 120 sahnenin yaklaşık %120 sahnenin 110'unu bu kurallı işlemek zorundasın. Ama burada o kuralın ezildiğini göreceğiz. Milletin kafasını karıştırmak için. Şöyle bir durum var. Şu anda güçlü karakter bu. Elleri bağlı olan karakter bu. Tamam mı? Uygulamaya başlıyor karakter şeyi 180 kuralıyla normal işlediği gibi işliyor. Solda karakter solda. Şimdi bu bir şey gazeteci sorularıyla kafasını yanıltacak şey Megamind'ın. Şimdi hala Megamind sağda. Roxanne, yani Roxanne bu karakterin adı. Şey o solda. Bu arada dominant karakter bu olmaya başlıyor. Hala sağda, solda. Kamera gittikçe yaklaşıyor. Şimdi kamera ne kadar yakınsa, nereye yakın olduğuna bakmak lazım. Şu anda medium ya da master shot'tan, yani çok uzak çekimden gittikçe yaklaşmaya başladı. Çünkü artık onların vereceği tepkiler ve mimiklerimizle alakalı, yani hikaye orada dönüyor, yüzlerinde dönüyor.